Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verdi dedelerimiz. Bu vatan bizim dediler, bedelini ödedik. Canımızla, kanımızla bedel ödedik dediler. Şu anda biz de aynısını söylüyoruz. Artık bu memleketin evlatları, şu 15 gündür, 18 gündür, 20 gündür bu sıkıntıları yaşayanlar, kalkın ayağa, konuşun, yükseltin sesinizi. Siz bu memleket için bedel ödediniz. Malınızla, canınızla, kanınızla, enerjinizle bu memleket için bedel ödediniz. Konuşma sırası sizdedir. Konuşun. Etrafınızdaki o vampirlerin, o kan emicilerin sesini artık bastırın. Sanatçıymış, sepetçiymiş, bilmem şucuymuş, bucuymuş. Ne olursa olsun, cehennemin dibine kadar yolları var. Buraya kadar geldi, gırtlağımıza kadar geldi. Yediğimiz acılar yüreğimizi 40 parçaya böldü. Oturduğu yerden komut veriyorlar. O öyle güzel, bu böyle güzel. Yok efendime söyleyeyim, Adıyaman'a ne gönderdiniz? E hani Hatay, orası Antep'e ne oldu? Burada herkes bir işin ucundan tutuyor. Madem ki eksik görüyorsun, madem ki bir yerlerde noksanlık var, bırak işini gücünü, bin oradan bir arabaya, gel bölgeye, eksik gördüğün ne varsa onu tamamlamaya çalış. Oturduğun yerden buraya komut yağdırma. Şu Avrupa'daki gurbetçilerin hepsine bir bakın. Bir tanesi oradan komut yağdırdı mı? Yok. Hepsi elini taşın altına koydu. Ne yapabilirim? Halen daha beni Avrupa'dan arıyorlar. Abdurrahman, jeneratör ayarlayalım mı? Bir arkadaş grubumuz var. Çadır var bizde diyor. Çadırları hazırlıyorlar. Yurt dışından yola çıkacaklar. Çadır getirecekler. Sen oturmuşsun klavyenin başına. Vay efendim, işte o eksik, bu eksik. Şuraya niye bunu götürmediniz? E hani o kadar para topladınız? Ne oldu? Ulan akşam para toplandı. Ertesi günü millete bu paralar nerede diye hesap soruyorsunuz. Dininiz, imanınız para olmuş. Burada öyle küçük paralar konuşulmuyor. Aklınızı başınıza devşirin. Şurada biz etimiz butumuz ne? Ekip halinde arkadaşlarla beraber onu alalım, bunu edelim, şunu tamamlayalım, bunu yapalım diye diye burada yaklaşık bir 500-600 bin lira para harcadık. Ya bildiğin okyanusa taş atıyorsun. O kadar. Burada öyle 500 bin liralar, 1 milyonlar, 3-5 milyonlar okyanusa attığın taş. Ama devlet millet el ele verecek ve buradaki yaralar sarılacak. Eğer bu memleketin evladıysan size şimdi bir görüntü göstereceğim. Bir görüntü göstereyim size. Bir tane çocuğun görüntüsü vardı Nüket, onu bir verir misin? Bir göster bana onu. Tamam mıyız? Bu çocuk oturmuş, el kadar çocuk, oturmuş sabahtan akşama kadar çadır dikiyor. Niye? Deprem bölgesinde ihtiyaç var. 12-13 yaşında çocuk, onun elinden o geliyor. Anadolu işte bu evlatları doğuruyor, bu nesli doğuruyor. Siz bu çocuk ve bu çocuk gibilere top atsanız, füzeyle saldırsanız yıkamazsınız bu çocukları. Bu çocuklar oturup da telefonunda, vay efendim işte Hatay'da çadır yok, İşte filanca yerden aradılar beni, arkadaşım orada, hiç erzak gitmemiş. Öyle ucuz kahramanlık yapmıyor bu çocuk. Bu çocuk 24 saat, gece 3-4 saat uyuyorlarmış. Arkadaşlarıyla beraber anlıyor bu çadır dikme işinden. Çadır dikiyor bu çocuk. Sen ne yapıyorsun? Sosyal medyadan Abdurrahman Uzun'a küfrediyorsun. Sosyal medyadan devlete, hükümete laf çakıyorsun. Ne oldu?
Mutlu mu oldun? Eridi mi? Yüreğinin yağları eridi mi? Rahatladın mı? He? Sövdün birilerine, rahatladın mı? Deprem sürecine mükemmel bir katkı mı sağladın? Bak çocuğa, bak çocuğa. İnsan olan, az buçuk zerre miskal yüreği olan, kalbi olan adam şu çocuktan utanır, utanır. Utanır ondan. Hani Çanakkale destanının yazıldığı o süreçte 15'liler vardı ya, Tokat'tan yola giren 15'liler. Sonradan adına ağıtlar yakılan 15'liler. Bak bu da o 15'lilerden bir tanesi. Kurtuluş Savaşı döneminde ne yaşıyorsak aynısını yaşıyoruz. Anladınız mı? Kurtuluş Savaşı döneminde ne yaşıyorsak aynısını yaşıyoruz şu anda. 15'liler sahada, Nene Hatunlar sahada, gurbetteki evlatlarımız sahaya indi. Millet malını, mülkünü, varını, yoğunu ortaya koyuyor. Cansa can, malsa mal. Böyle bir süreç var. Herkesin gerçek yüzü, gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Dostlar, rahmetli nenem derdi ki, Habil var da Kabil yok mu? Bu memleketin Habil'i çok ama Kabil'leri de var. Kabil'ler de var burada. İnsanların acılarına puan veren, insanların gözyaşlarına not veren, sahici mi ağlıyor, yalandan mı ağlıyor, onu mu yapıyor, bunu mu yapıyor diye kendisini bir halt zanneden Kabil'ler de var. Ve onlara rağmen başaracağız. Onlara rağmen başaracağız. Bu ülkede bu ülkeyi yeniden dizayn edeceğiz. Her işte bir hayır vardır. Bu şerri de hayra çevireceğiz inşallah. El ele vererek. Millet devletinin yanında olduğu müddetçe hiç kimse bu coğrafya yıkamayacak dostlar. Aslında anlatacak, konuşacak o kadar çok şey var ki, ama size şunu söyleyeyim. Allah devletimize zeval vermesin. Allah milletimizin yokluğunu göstermesin. Böyle büyük, böyle şerefli, böyle aziz, böyle fedakar, böyle cefakar, böyle civan mert bir millet kainatta yok dostlar. Onun için bu coğrafyanın evladı olmaktan, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde olmaktan, Anadolu gibi dualarla, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bir coğrafyanın emzirdiği bir çocuk olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. İyi ki bu coğrafyanın evladıyız. İyi ki bu milletle kardeşiz. İyi ki Müslümanız. İyi ki sığınacağımız bir liman var. İyi ki başımızda bir devlet var. Allah'a hamdü senalar olsun. Birileri kudursa da, birileri böyle kırmızı görmüş boğa gibi çıldırsa da, birileri bu milletin kardeşliğine, birliğine dinamit koymaya çalışsa da, bu millet bu zor günlerden ve bu karanlık tünelden çıkacak. Bu millet bir anka kuşu misali yeniden küllerinden doğacak. Bu millet sırtı yere gelmeyecek bu milletin, Allah'ın izniyle. Çünkü Allah var, gam yok diyor bu millet.